Depremin vurduğu Gaziantep'te binlerce bina yıkıldı. O evlerde oturan kiracılarsa şimdi çadırlarda yaşıyor. Bölgedeki bazı ev sahiplerinin yıkılan evleri için kiracılarından kira ücreti talep ettiği ortaya çıktı. CNN Türk muhabiri Merve Tokaz ve kameraman Mehmet Onur'un haberi. Kiracı olarak oturdukları ev yıkıldı. Ev sahibi yıkık evin kirasını istedi. İnsanlar herkes canı gitmiş. Bizim acımız var. Biz çocuklarla reziliz çadırda. Beni arıyor. Hal hatır sormuyor da tutup da ben de evin kirasını istiyor. Ya sen 1 milyara çok mu muhtaçsın? Burası Gaziantep'in Islahiye ilçesi. İlçede binlerce bina yıkıldı. O evlerden biri de Koyuncu ailesinin eviydi. Yaşanan deprem felaketinde Koyuncu ailesinin yaşadıkları ev yerle bir oldu. İşte şimdi tüm varlıkları kaldıkları bu çadırları. Depremden sonra arayan ev sahibi ise çiftten yıkılan evin kirasını istedi. İki gün önce de beni arıyor, hal hatır sormuyor. Nasılsın, iyi misin, çadırda nasıl hayat gidiyor gibisinden. İki tane çocuklar ezili sormuyor. Bana diyor ki, kirayı siz ödemediniz, kirayı verin diyor, ben peynir alacağım. Yıkılan evin kirasını evet, mı istedi sizden? Evet, yıkılan evin kirasını. 6 gün kalmış diyor, evin kirası dolmasını yıkılmadan, deprem olmadan önce 6 gün kalmış dedi. Üstelik o ev sahibi bununla da yetinmedi. Devletin kira desteğini alabilmek için bin bir türlü yola başvurdu. Hiçbir yerde oturmuyor olarak gösterdi bizi. Kendi oğlunu yazdı. Kendi bizim oturduğumuz yere. 10 binde faydalanmak için. Kiracılar sözün bittiği yer dese de çözüm istiyor. Vicdansızlık mı desem? Yani daha denmeyecek laflar var da demek istemiyorum. Büyüğümdür diye.